Abi şöyle, bir yere değindin. Maalesef biz biliyoruz şu anda hem ürünümüzden dolayı hem de satış ekipleri ve yöneticileriyle çok fazla görüşüyoruz. Ve genelde karşımıza çıkan en büyük problemlerden bir tanesi dediğin gibi satış ekibinin ilk alındığı andan itibaren oryantasyonu, bu arkadaşın başarı kriterlerinin ölçümlenmesi ve biz maalesef hala başarı kriteri olarak satış hedefi veriyoruz. Yani diyoruz ki iyi ciro yaparsan ya da hedeflediğimiz satışları getirirsen iyi bir satış. Ama yine biliyoruz ki aslında sadece iyi bir ciro getirmek satışın tüm süreçlerini yapıyoruz anlamına gelmiyor. Daha da gerçekten daha fazla müşteriye dokunmak, yeni müşteri potansiyelleri yaratmak, referans kanalları oluşturmak, bu kanallar üzerinden marka bilinirliğine yatırım, yani marka bilinirliği noktasında da çalışmalar yapmak. Burada satış ekiplerin yetkinlikleri ortaya çıkıyor. Ve yine biliyoruz ki genelde bu yapılan çalışmalar satış ekiplerinin bireysel hafızalarında kalıyor. Şirketlere bir şekilde bu bilgiler akmıyor. Akmadığı için pazarlama departmanları da genelde mevcut hakkında çok fazla bilgi alamıyor. Burada da dijitalleşme çok çok önemli bir noktaya geliyor. Burada bir yorumun var mı abi? Vardı. Ben şimdi şunu görüyorum. Bir kere satış elemanları sattıklarını bilmiyorlar. En büyük sıkıntı bu. Bilmiyor yani. Bizim yani sipariş bizde satış almak yapmak demek sipariş almaktır. Yani sipariş alan adam ben satış yaptım der. Evet. Tamam işte sen hani sen bir kişiye eğer ciro hedefi verirsen ne yapar o eleman? Fiyat kırarak maksimum ciroya ulaşmaya çalışır. Oturduğu yerde. En az zahmetle. En az zahmetle. Yaptığı şey o. Yani o yüzden de yani değer yaratmak, değer sunumu yapmak, ürünü farklılaştırmak rakiplerinden bu gibi şeyler çok ciddi hem yani satışta deneyim gerektiren bir şey hem de her elemanı bunu yaptıramazsınız. Yani bu gerçekten yani standart bugün yeni bir satış elemanı bunları beklemek hayal. Yani şirketler tabii hani hedef odaklı gidiyorlar. Bence yanlış yapıyorlar. Bence burada hani KPI diye bir terim vardır. Key Performance Index genelde bütün Amerikan şirketlerinde vardır bu. Yani burada nokta şudur. Yani siz hani ciro hedefi verin ama burada esasında satış elemanlarına en büyük primi şu iki şeyden vermeniz lazım. Bir, kârı arttırmak. İki, yeni müşteri bulmak. İş geliştirmek. Yani siz eğer bunlara kişi tamam hedefini yapsın. Sen primini ver. Ama bu söylediğim iki şeyi yaparsa yani iş geliştirirse ve daha karlı, daha az fiyat kırarak ürün satıyorsa o zaman primini ikiye katlaman lazım. Şu an onu güçlendirmen lazım. Yani standart görevini yapsın ama şirketi ileri getirecek olan müşteri sayısının artması ve daha karlı olması gibi biraz şirketin satış elemanından beklediği fakat satış elemanının kendi hedefine gitmek için olduğu için yapmayan o için ki gerekiyor. Bildiği gibi giriyor oynayacaktır. Yani ben de yani saçıyorum akıllı. Niye şey yapsın ki? Yani niye oturup da yani rahat para kazanmak varken niye oturup riske girsin? Onun için bunu ekstra ödüllenmesi gerekiyor. Ödül verilmesi gerekiyor. Bir de iki bir şey daha söyleyeceğim. Satış kurulurken bundan sonra madem dijitalleşme var, yeni müşteri bulunma sorumluluğu pazarlama da olmalı. Tamam, yani fırsatlar. Yani bir satış elemanı soğuk satış yapmalı. Yani açacak rehberi, açacak Google'ı, açacak işte Türkiye'nin ilk BİM firmasını. Oradan gidecek işte kişinin adını bulacak. Sonra gidecek LinkedIn'den tanışacak. Bağ kuracak, kendini sevdirecek. Sonra da randevu verecek, o da kabul edecek. Şimdi bu yapılabilir mi? Yapılabilir. Ama çok gereksiz bir zaman. Anlayabiliyor muyum istediğimi? Yani o yüzden de bu gibi fonksiyonlar çok zaman alıcı fonksiyonlar. O yüzden bu fonksiyonlar çok rahat bence pazarlama içinde şekillendirilebilir. Satış ile enerjisini müşteri bulmak yerine kendini geliştirmeye, ürünlerini konusunda daha çok bilgiye sahip olmayı ve daha az müşteriye daha doğru müşteriye, daha az sunum yaparaktan ilerlemeli. Öbür türlü bir müşteri bulmak için
10 tane ziyaret yapıyor. Hedefimiz 5 müşteriye gidip o bir müşteriyi bulmak olmalı. Bilmiyorum, dediklerim Evet, çok bence güzel bir cevap oldu abi. Az önce de bahsettiğin gibi satış ekipleri çok maliyetli ve bu arkadaşların aslında bahsettiğin gibi bir yeni müşteri arama noktasındaki harcayacakları zaman mevcut müşterilerin memnuniyeti, mevcut müşterilere satış frekansında azalma gibi sorunlarla karşımıza çıkıyor.